Selam herkese. Dünya turu hazırlıkları nasıl gidiyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü dünya turuna çıkacağım açıkladıktan sonra hani bir sürü insan mesaj attı. En çok da şu hoşuma gitti. Erkinler bir hayallerimizi gerçekleştiriyorsun diye. Yani i̇nanın bu da benim yıllardır beklediğim bir hayalim. İşte çok güzel bir işim vardı. Çalışıyordum, daha rahat yaşıyordum. Hani tüm bunları bırakıp hani keşfetme arzusuyla dünya turuna çıkıyor olmak beni de inanılmaz heyecanlandırıyor. Biraz bundan bahsetmek, rotadan bahsetmek istiyorum ve son zamanlarda tabii ki bu Çin'den yayılan virüs yolcu nasıl etkileyecek çok soru olmuş. Herkese ayrı ayrı mesaj yazmaktansa bunu anlatmak isteyeceğim. Bir de şunu da söyleyeyim, son iki haftada abone sayım gerçekten 2000 arttı, hiç beklemiyordum. Bir sürü insan destek verdi, de videoları paylaştı. Teşekkür ederim, umarım dünya turunda çıkabileceğim ve yolda sürekli böyle çok fazla içerik üreteceğim öncesi sonrası çok güzel içerikler gelecek. Hani ben de hayranlıkla yurt dışındaki gezginleri izliyorum. Adamlar çok güzel geziyorlar, kamp yaparak gidiyorlar ve yolda videolar çekiyorlar. Bu serüveni YouTube'da başından sonuna kadar yayınlıyorlar. Hani umarım ben de bunların Türk versiyonu olmak için elimden geleni yapacağım. Önce şu virüs olayını anlatayım. Maalesef biraz hızlı bir şekilde Türkiye'ye doğru ilerliyor. Bu videoyu çektiğimiz Şubat sonundaydı. İşte İran'da sınırlarımız kapanmıştı ve dün akşam öğrendim Gürcistan'la da ilgili kimlikli geçişleri kapatmışlar. Moğolistan'ın başkenti batura kırsaldan giriş de engellemişler. Ee, benim niyetim Nisan başında yola çıkmaktı. Gerçi ortada motosiklet falan yok. Dediğim gibi araştırıyorum. Ee, muhtemelen çok uzun süre olacağı için cereferali ile gitmek birinci önceliğim gibi gözüküyor şu anda. Fakat süreye göre, bütçeye göre her şey değişebilir. O yüzden motosiklet alımını da şu anda durdurdum. Ben deli gibi rota çalışıyorum. Ee, eğer her şey yolunda giderse rotam şu şekilde olacak. Bunu şundan da söylüyorum. Tavsiyelere çok açığım. Ve rota üzerine olan arkadaşlar varsa, yazarsa çok sevinirim. Niyetim şu, Türkiye'de birkaç hafta yola çıktıktan sonra çok güzel kamp yaparak ilerlemek istiyorum. Eş, dosta uğrayacağım. Yine Artvin'deki arkadaşlara uğrayacağım en son ve Artvin'den Gürcistan'a geçeceğim. Gürcistan'ı daha önceden detaylı gezmiştim ama kuzeyindeki Mestia bölgesini görmemiştim. Orada gerçekten çok güzel yürüyüş yolları var, kamp rotaları var. Birinci amacım önce oraya gitmek. Oradan Kazbegi üzerinden Rusya'ya geçeceğim. Hani Kazbegi de çok merak ettiğim bir bölge. Orada çok yüksek dağlar var. Özellikle dağcılık yapan arkadaşlarım o bölgeyi öve öve bitiremiyorlar. Gürcistan'dan Azerbaycan'a geçip feribotla Hazar Denizi'nden Kazakistan'a geçme olasılığı var. Fakat bu feribot yolculukları beni çok sıkıyor ve geriyor. Çünkü çok düzensiz oluyor. O gün kalkacak mı, bugün kalkacak mı feribot derken ben sürmeyi daha çok seviyorum. Dolayısıyla hiç Azerbaycan'a girmeyeceğim. Gürcistan üzerinden kısmen Rusya'ya, oradan da çok az Kazakistan'a geçip Kazakistan'dan Özbekistan'a bağlanacağım. Yıllar önce Özbekistan'a geçmiştim. Ee, çok hızlı bir şekilde gitmem gerekiyor. O zaman zamanım çok kısıtlıydı, içimde kalmıştı. O yüzden Özbekistan'da Hiva'yı, Samarkand'ı, Buhara'yı gezeceğim ve Taşkent'te bir arkadaşım var. Umarım ona da uğrarım. Şimdiden ona da selam olsun. Hazırlasın yemeleri de içmeleri. Geleceğim 2-3 gün çökeceğim ona. Oradan da Özbekistan'dan da Tacikistan'a yani Pamir Dağları'na geçeceğim. Pamir'de 3 tane bölge var. Güneydeki Vakan Koridoru. 7 yıl önce gitmiştik. Çok bakirdi. Hiç yol falan yoktu o zamanlar. Muhtemelen biraz yapılmıştır. Onun hemen üzerinde Pamir Highway var. Bir de onun bir üzerinde daha Bartank Vadisi var. Geçen sene Ali'ye geçmişti. O da orayı çok öve, öve bitiremedi. fırsatım varsa üçünü birden dolaşmak istiyorum. Şunu da sorabilirsiniz. Erkin abi niye peki İran üzerinden gitmiyorsun diye. Tam coğrafya dersine döndü olay ama harita üzerinde gösteririm. İran'dan buralara geçmek için Türkmenistan'dan geçmek gerekiyor. Türkmenistan maalesef dünyada en zor vize alınan yerler bir tanesi. Türklere daha da zor vize veriyor. Ben yıllar önce Türkiye'den başvurmuştum, reddetmiştim. İran'dan, Meşet'ten bir daha başvurmuştum. Bir hafta haftada alabilmiştim ve geçmiştim. Ama hiçbir daha riskleri falan almak istemiyorum. Mesela On Her Bike'ın okuyorum. O da bu rotayı tersten yapmıştı. O da Tacikistan'dan Türkmenistan'a başvurmuştu. Çıkıp çıkmayacağı o bile şans diyordu. Ki ona çıkmıştı. Ama hiç oralara girmeyeceğim. Ben yukarıdan dolaşacağım. Tacikistan'dan sonra Kırgızistan ve oradan kısmen gene Kazakistan, Rusya'yı yapıp amacım olan Moğolistan'a bir şekilde ulaşacağım. Moğolistan'a gitmeyi gerçekten çok istiyordum, yıllardır istiyordum. Umarım orada çok detaylı bir şekilde turlayacağım. Orada herkesin gittiği bir kuzey ve güney rotası var. Güney rotası biraz daha kolay olan kuzey rotası da derin nehir geçişlerinin olduğu biraz sert bir rota. Orada tek başım olursam o derelerden, nehirlerden geçmek biraz riskli olabilir. Belki Moğolistan'da bir tane yol arkadaşı bulursam eğer, belki kuzey rotasını ona beraber yapmak daha gerçekçi olabilir. sonrasında bazı arkadaşlarım Magadana'ya doğru devam etsene, Japonya'ya doğru devam etsene dedi. Bilmiyorum ne kadar olur biter. Hani şu andaki niyetim sanki Rusya ve Ukrayna üzerinden gidip Odesa'dan gemiyle İstanbul'a dönmek. 25 kilometrelik, 25 bin kilometrelik bu ilk rotayı tamamlamak ve ondan sonra da Avrupa Alpleri üzerinden Fas'a gidip oradan Afrika uzamak. Yani niyetim 100 bin kilometreyi tamamlamak. Yani şu anda motosikletim yok ama alacağım motosikletle 100 bin kilometrelik bir dünya turu planlıyorum. ve bu mevsime göre, işte rotaya göre, savaşlara göre, sınır geçişlerine, salgınlara, hastalıklara göre Çeşitlik gösterebilir ama gözüm kararttım. Dediğim gibi işten ayrıldım. Bir iki içinde evimi de kapatıyorum. Ve umarım çok güzel bir yola çıkacağım. Bu yolda beni ne kadar desteklerseniz o kadar mutlu olurum. Aynı zamanda markaların da bana destek verme olasılığı artar. Daha da uzun gezme şansım olur. Mütevazi bir şekilde gezmeye devam edeceğim. Ne kadar uzun gezersem, yolda paylaşım yapabilirsem o kadar inanın mutlu olacağım. YouTube kanalı çok güzel gitmeye başladıkça ben de daha da motive oldum. Bu videoyu da o yüzden çekmek istedim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.